27 Mayıs 1960 darbesi 27 Mayıs 1960 darbesi 27 Mayıs darbesi 27 Mayıs 1960'da yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askeri darbe. Ayrıca 27 Mayıs askeri müdahalesi, 27 Mayıs ihtilali ya da 27 Mayıs devrimi olarak da anılır. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti'nin ülkeye gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçelerini ileri sürerek Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grup subay, 27 Mayıs 1960 sabah ülke yönetimine bütünüyle el koydu. 37 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi bu harekat ile anayasa ve EBM'yi feshetti. Siyasi faaliyetleri askıya aldı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere birçok Demokrat Partiliği tutuklattı. Genel Kurmay Başkanı Or, General Rüştü Erdelhan ve Kore Kahramanı Tahsin Yazıcı da tutuklananlar arasındaydı. 27 Mayıs 1960 darbesi, Milli Birlik Komitesi ülke yönetimini üstlendi. 3. Ordu Komutanı Or, General Ragıp Gümüşpala'nın, eğer darbenin lideri kendisinden daha kıdemli değilse ordusuyla Ankara'ya yürüyüp pisyancıları yakalayacağını söylemesi üzerine darbeden haberi olmayan emekli Orgeneral Cemal Gürsel Milli Birlik Komitesi'nin başına getirildi. Bu darbenin daha sonraki yıllarda meydana gelen askeri darbelerden farkı, Türk Silahlı Kuvvetleri Emir Komuta Zinciri içinde yapılmamış olmasıdır. Nitekim dönemin genelkurmay başkanı da yönetime el koyan askeri güçler tarafından tutuklanmıştır. 27 Mayıs'ın nedenleri DP, ordu ilişkisi dönemin başbakanı Adnan Menderes dönemin Cumhurbaşkanı Reşad-ı Sani, Celal Bayar 1950'li yılların sonlarına doğru ordunun DP iktidarından memnun olmadığını duyan Adnan Menderes'in çevresine bin bu orduyu yedek subaylarla da idare ederim dediği söyleniyordu. Hüsamettin Cindoruk Yasada yargılamaları sırasında mahkeme başsavcısının Menderes'e bu konuyu sorması üzerine Menderes'in efendim ben devleti idare ettim, yedek subaylık yaptım, kendi gücümü biliyorum. Bu ordu yedek subaylarla nasıl idare edilir? Bunu kim müdürmüş? E dediğini belirtmiştir. Kendisinin bu lafı söyleyip söylemediği kesin olarak bilinmemekle birlikte darbeyi hazırlayanların bu sözleri propaganda amacıyla kullandığı bilinmektedir. Bu sözler 27 Mayıs'tan sonra da darbeyi meşrulaştırmak için kullanılmıştır. 27 Mayıs'ın nedenleri darbenin nedeninin Menderes hükümetinin uygulamaları ve çıkardığı yasalar olduğu junta yönetimi tarafından ileri sürülmüştür. Milli Birlik Komitesi'ne göre ihtilal kardeş kavgasına son vermek ve laiklik ilkesine aykırı uygulamaları durdurmak için yapılmıştır. Ayrıca birçok subay DP iktidarının Kemalisti ve laik rejimi tehdit ettiğini düşünmekteydi. Bunların dışında darbenin iktidarı geleneksel elit iktidar gruplarına, ordu ile siyasi bürokrasiye vermek amacıyla yapıldığını öne siren kaynaklardan mevcuttur. Başlangıç aşamasında sayılabilecek bir ekonomik kriz havasının darbenin etkenlerinden olduğu belirtilmektedir. Tipnin siyasi faaliyet ve kararları depe anayasa ihlalleriyle suçlamaktadır. Adnan Menderes'in üniversite çevrelerine kara cübbeliler olarak hitap ettiği ve bunun yayınlanmaması için basına yasak koyduğu iddia edilir. Üniversite çevreleri ve bazı aydınlar bu eleştirilere destek verirler. 27 Mayıs'ın nedenleri İhtilalden bir ay önce İstanbul Üniversitesi'nde depe karşıtı bir eylem zorlukla bastırılır eylemi bastırmakla görevli askerlerin tutumu ordunun da TPCP aldığını gösterir. Bu olaya şahit olan Ali Fuat Başkiloğan, gördüklerini şu şekilde değerlendirir. Tamam dedim. Bu hareket orduya da sirayet ettiğine göre, artık Menderes hükümeti gitmiştir. Tırmanan olaylardan ve huzursuz ortamdan CHP'yi sorumlu tutan Demokrat Parti'nin, 2 Ağustos 1958 tarihli bir meclis grubu bildirisi şu şekildeydi.